size birini çizeceğim. Profilden bir çizim yapmaya çalışıyorum. Burnu, ağzı, iki kolu ve bir omzu var. Burayı düzeltirsem iki omzu olacak. Evet, daha iyi oldu değil mi? Beynini de çizeyim. Bir de kalbini. Beyinden gelerek kalbe ulaşan sinirler var. Öyle değil mi? Evet, bu sinirler kalbe daha hızlı atmasını daha çok kasılmasını veya daha hızlı gevşemesini emreden sinirler. Doğru bildiniz. Bunlar sempatik sinirler. Parasempatik sinirleri de ekleyelim. Bunlar da kalbe daha yavaş atmasını emreden ve AV düğümündeki gecikmeyi arttıran sinirler. Buradaki parasempatik sinirlerden vagus siniri olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sinirin gerçek adı vagus siniri ama parasempatik sinirlerden olduğunu unutmayalım. Bu sinirler beyinden gelen sinyalleri kalbe, kalpten gelenleri de beyne iletiyorlar. Sinyal akışı iki yönlü. Peki bana yukarıya yani beyne doğru ilerleyen sinyallerden birinin ne olabileceğini söyleyebilir misiniz? Hacim reseptörleri desem? Evet beynin kalpteki hacim durumunu bilmesi gerekir ve sağ kulakçıkta bulunan hacim reseptörleri uzadıklarında beyne yüksek miktarda kan olduğunu, uzamadıklarında ise yeterli miktarda kan olmadığını anlatırlar, bunun bilgisini verirler. Bu, kan basıncının otoregülasyonu açısından son derece önemlidir arkadaşlar. Ne de olsa beynin kan basıncının düzenlenebilmesi için neler olup bittiğini bilmesi gerekir. Kısacası beyinle kalp arasında bir sürü sinir olduğunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi de çizdiğim insanın trajik bir şekilde öldüğünü düşünelim. Bu insan aynı zamanda organlarını da bağışlamış olsun. Buraya da kalp nakline ihtiyacı olan birini çiziyorum. Evet, rahatsızlığı yüzünden bu kişinin de yeni bir kalbe ihtiyacı olduğunu düşünelim. Bu insan öldü ve organlarını bağışlamak istiyor. Bunun da yeni bir kalbe ihtiyacı var. Şimdi size bu naklin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Bu kalbi alıp nakledeceğiz. Her şey yolunda ve bu hasta yeni bir kalbi olduğu için de çok ama çok mutlu. Mutlu olduğunu göstermek için gülen surat çizelim. Buradaki sinirleri de silmem lazım öyle değil mi? Evet. Ne de olsa sadece kalp nakli gerçekleşti. Başka bir deyişle sinirler nakledilmedi. Peki bu durumda Sinirlerin yerine getirdiği görevleri nasıl yerine getireceğiz? Sinirler bağlı olmadığı için örneğin nabzı yükseltmek ya da yavaşlatmak için ne yapacağız? Ya da ihtiyaç olursa kasılma kuvvetini mesela nasıl değiştireceğiz? Veya bu kalp hep aynı hızda mı atacak dersiniz? Öncelikle yeni vücuttaki sinirlerin yeniden bağlandıklarına dair kanıtlar var ama bu çok uzun zaman alan bir süreç ve bizim kısa vade için bir çözüme ihtiyacımız var. Burada böbrek üstü bezleri olduğunu biliyoruz. Evet, bu bezler adından da anlaşılacağı üzere tam da böbreklerin üzerinde yer alır. Not ediyorum bunu. Böbrek üstü bezleri. Evet. Burada da yani boyunda tiroid bezi var. Bu bezler hormon üretiyorlar ve ürettikleri hormonlar da kalbe etki ediyor. Örneğin tiroid hormonu bunu da not edelim. Sonra böbrek üstü bezlerinden salgılanan epinefrin hormonu var. Evet, kalbe etki edebilecek hormonlar var ancak bunların etki etmesi de hızlı olmayacak. Kalp henüz buradayken oldukça hızlı değişimler olabiliyordu. Değişimler burada, diğerine kıyasla daha yavaş olacak. Yavaş ya da hızlı derken tepki hızını kastediyorum tabii ki arkadaşlar. Hormon kan dolaşımına girecek, kalbe gelecek, Başka bir deyişle sinir iletiminden daha uzun sürecek bir durumdan bahsediyoruz. Sinir iletimi ise bir saniyeden bile kısa olabilen bir sürede gerçekleşir. Kalp kasılma kuvvetini, nabzı ya da iletim hızını değiştirebilir ama tüm bunlar buraya göre çok daha uzun sürecek. Hormonlara ek olarak ilaçlardan da bahsetmemiz lazım. Bu ilaçların da verilmesinin belirli bir sebebi var, öyle değil mi? örneğin kalsiyum kanal blokeri. Bunu da not edelim tamam mı? Kalsiyum kanal blokeri. Kalpteki kalsiyum kanallarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kanallar bloke olduğunda kalbin kasılma kuvveti bu durumdan etkilenecektir. Bir de beta blokerleri var. Beta blokerleri. Beta blokerlerindeki beta epinefrin ve norepinefrine işaret eder. Bu ilaçlar da epinefrinin etkilerini bloke eder. Kalp nakli geçiren hastaların ilaç kullanması, bazı günler böbrek üstü bezlerinin daha fazla epinefrin üretmesi, tüm bu durumlar kalp fonksiyonlarını değiştirebilir. Nabzı ve kasılma kuvvetini etkiler. Başka bir deyişle, kalp nakli geçirenlerde bu tarz değişimler olmaz diyemeyiz. Bu değişiklikler olabilir. Ancak bu değişikliklerin gerçekleşmesi normalde olduğundan daha uzun süre gerektirir.